Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle babaannemin evine geldik. Şimdi az böyle yiyeceğiz. Önümüzde yumurta. Bu laz böreğinin muhallebisini biz yapacağız değil mi? Adı ne? Kabartma tuzu. Şimdi hamurunu yaptık babaannemiz. Hamurunun içinde ne olduğunu söyleyeceğiz babaannemize. Yarım çay bardağı su. Yağ var. Yarım çay bardağı yoğurt. Şeker oraya değil ama o muhallebiye kullanacağız benim. Sonra bir tane yumurta. Ben de kıracağım ben. Tamam hadi öbürünü de sen kır. İki yumurta. Kabartma tozunu da attık. Bir kaşık da katı yağ. Bir dakika. Sen elini batırma. Biz muhallebi yapacağız ya şimdi seninle. Bir daha tamam, verecek o ben sana. Ne yapacağım biz bu hamuru? Oynayacağım. Çok sevdim sana burada oynamayı. Karpuzun alma böyle mi oynaman gerekiyordu? Arkadaşlar 5 kaşıklı değil mi? 5 yemek kaşığı dolu dolu unumuzu da döküyoruz. Muhallebimizin içine. Vanilya koyduk. Bir tane yumurta kırdık. Katı yağ koyduk. Tereyağı da koyabilirsiniz. Şekeri de isteğe göre 1,5 su bardağı ya 2 su bardağı ya da 1 su bardağı koyabilirsiniz. Hamurlarımızı böyle koyuyoruz. İlerlemiş 10 dakika. Ondan sonra biraz şeyle mısır nişastasıyla atacağız. Buğday. Buğday nişastası koyuyoruz. Hamurum da burada. Annem der ki git babamız var. İnsanın yaşındayken akşam yatmak bilmiyorsun sana kalmak. Kapatın ışıkları o taraf kesici kadar kapat. Kuranlar yazıyor değil mi? Sen onu kuranlık. Niye? Tereyağı ve salayağımız vardı arkadaşlar. Onları şey yaptık. Erittik. Hamurlarımızı burada açıyoruz. Sonra daha büyük yapacağız. Baklava hamuru gibi değil mi? Nişasta koyuyorlar arasında. Nişasta atıyoruz. Beni karıştırman gerekiyor. Yoksa tutar gibi. Ben karıştım. Şöyle. Arkadaşlar şimdi hamurlarımızı açmaya başladık. İki kat, iki tane hamur üst üste koyuyoruz arasına nişasta. Sonra açıyoruz. Baklava gibi. Baklava hamuru gibi ince. Ve büyük. Hayır Melih, sen yapma. Babaannenin hamurları yırtılır. Biraz babaannenin işi bitsin, ondan sonra sen yap, tamam mı? Bunu hemen şimdi çarpacağız mı, keseceğiz mi? Keseceğiz. Şimdi de hamurumuzu
açtık. Şöyle kadar büyüklükte. Şeritler halinde kesiyoruz. Kenarlar başka. Şimdi hatırladın mı az böreğini? Göstermek için biz size yaptık ama muhallebi soğarsa daha güzel olur. Bunun tadı çok güzel. Ben bunu kaşıkla yiyebilirim. Arkadaşlar, biraz böreklerimizi unutmayın. Hemen gitmeden önce de tereyağıyla yağlıyoruz. Erittik yağımızı. İçine de kattık. Üzerine de kızarması için. Şekerini ediyoruz değil mi? Ver bakalım. Hep aynı yere yapmışsın ama ya. Evet arkadaşlar, raspberry'imiz oldu, hazır. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Karadeniz yöresine ait bir börekti bu. O yüzden çekelim dedik Melik'le birlikte babaannemize gelmişken. Melik buraya çok yaptığı için biraz görüntü değişik tuttu ama olsun. Şöyle gösterelim. Çok güzel. Yemeğe hazır arkadaşlar. Hoşçakalın.